Merhabalar Mustafa Bey. Öncelikle merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Ben Mustafa Erdoğdu. Konya Sarayönü. 1966 doğumlu. 2006 yılından beri Türkiye Sarayönü Süt Üreticileri Birliği Merkezi kurulduğundan beri Sarayönü'nde ilk süt kurucularından birisiyim. Peki, üretici olarak. Peki efendim, ben hemen devam ediyorum ve sizlere sormak istiyorum. Sarayönü Süt Üreticileri Birliği olarak bünyeniz dahilinde gerçekleştirmiş olduğunuz hizmetleriniz ve çalışmalarınız nelerdir? Kısaca bizlere ve izleyicilerimize aktarır mısınız? Bizim TKD'den yaptırmış olduğumuz bir projemiz vardı. Devletin destekli. 750 bin TL. Şu anda yatırımımız 329 bin lira. Devletten bir kırsal kalkınma desteği aldık. Birliğimizi 2012-2013 yıllarında çağrı döneminde 6 aylık bir dönemde yaptırdık. Süt kapasitemiz o yıllarda 6 ton 8 tondu. Şu günlerde 38,5 ton süte ulaştık. TKD'nin ilçemizde yapmış olduğu yatırımlar farklı artık. Millet hayvancılıkla çok ağırlıklı bir şekilde çalışıyor. Tabii bu yatırımlar arasında sanayiciler çok yoğun giriyorlar bu işe. Sanayici artık, yani Türkiye'de hep söyleniyor, doktorlar, hakimler veya sanayiciler yatırım yapıyor. Bizim ilçemizde de aynı ama desteklemeler farklı. Şu anda insanlar üzerinde bayan genç çiftçi olarak destek veriliyor. Hı hı. İlçemizde üreticilerimize aile başı 10 tane hayvan veriyoruz. Daha önceki yıllarda yurt dışından geldi. Bu yıllarda da 2 yıldır yurt içinden çiftliklerden alıyoruz hayvanlarımızı. Üreticilerimize yem satışları yapıyoruz. Üreticilerimize yazın saptır, balyadır, silajdır, bunların yardımlarını yapıyoruz. Yani yardımlarını derken üreticileri destek amaçlı yardımcı oluyoruz. Sütümüzü Konya'da değerli bir firmalara veriyoruz. Paralarımızı aydan aya üreticilerimize veriyoruz. Parada sıkıntı çekmiyoruz ama süt fiyatları Türkiye'de düşük. Evet. Sizler bölgelerde dolaşıyorsunuz, görüyorsunuz. Sizler bize sorun ki biz ona göre size cevap verelim. Yani ne olur ne kalır, o bölgelerde insanlar yorgun. Bizler yorgunuz. Üreticim yorgun yani. Ben de üreticiyim. Kendim hayvancıyım. Evet. Köylüyüz hepimiz. Ama şu anda bir ortalıkta bir sıkıntı var. İnşallah bunları devlet babası savacak. Biz onlara inanıyoruz. Devletin büyükleri bunları başaracağına inanıyorum. Biz de ilçemizde başarılarımızı elde etmek için buradaki hayvan yatırımları farklı. Et kesimleri farklı. Devlet şu anda tabii yurt dışından ihracat veya ithalat yapmış olduğu soyadır. Artık ham maddelerde yemlere bir zam yapıldı. O zamlardan dolayı muzdaribiz yalnız. Peki efendim, bünyeniz dahilinde bu hizmet ve çalışmalarınızı kaç kişiyle gerçekleştirmektesiniz ve size bağlı kaç üyeniz bünyeniz dahilinde mevcut? Evet. Bünyemizde 650 tane üreticimiz var. Tabi bunların bizde 285 tanesi aktif sütünü aldığımız ve pazarladığımız kişiler. O kalan kısımlarda bize üye oluyorlar. İşte 3 tane, 5 tane, 10 tane ineği olanlar. Onlar da devletten desteklerini alabilmek amaçlı. Tohumlamalarda, süt desteklerinde. 7 tane süt aracımız var. 3 tanesi kendi bünyemizde. 4 tanesi toplayıcımız. Kalanını da köylerimizden getiriyorlar. Sütlerini daha önce biz üreticiler sütlerini kendileri getiriyordu buraya. Biz üreticileri şu anda kendi ayaklarından alıyoruz. Soğuk süte döndük artık. Soğuk süt zincirine Türkiye'de herkes dahil bölgesel girmek zorundaydı. Biz de %70'ini Sarayönü'ne girdik. Peki efendim, bu alanda genel olarak müşteri portföyünüzü kimler oluşturuyor? Tabii ki burada çiftçilerimiz hayvancılıkla bu, evet, sütleri elde ediyorlar. Sizler de bu sütlerin tabii ki bir sevkiyatını burada bünyeniz dahilinde gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Genel olarak sizleri tercih eden müşteri kitleniz kimler? Müşteri kitlemiz kimler? Firma ismi... Firma biz Konya'da Torku'ya veriyoruz. Eti'ye veriyoruz sütlerimizi. Daha önceki yıllarda Sütaş'tır, Pınar'dır. Değişik firmalarda. Ama biz 3 yıldır firmalarımızdaki yıllık, yani ihale yapmıyoruz ama yıllık önerilerimiz, sözleşmelerimizi yeniliyoruz. Sözleşmelerimizde bizlerde süt kalitemiz Konya bölgesinde Sarayönü olarak tekte. Peki efendim, burada bir hizmet sektöründesiniz. Hizmet veriyorsunuz. Vermiş olduğunuz bu hizmetlerinizin de bir bedeli, bir karşılığı, evet, muhakkak olmalı yani, diye düşünüyoruz. Burada sizleri tercih eden tüketiciye sağlamış olduğunuz imkanlar, kolaylıklar ve fırsatlar nelerdir? Yani kısacası biraz da fiyat politikası diyoruz Mustafa, evet, Bey. Fiyatlar, süt fiyatları şu anda çok düşük. Yani üretici mağdur durumunda. Şu anda yani
artık yani devlet büyüklerine sesleneyim, ben buradan yani söyledim, en azından belki kulaklarına gider. Süt fiyatları böyle 1.15'e biz fabrikalara sütü satıp da üreticiye 1 lira soğuk su da vermiyoruz, sıcak su da veriyoruz. Ama üretici mağdur. Yani şu andaki devlet büyüklerine ben emeğini karşılığını alamıyor. Biz yem satıyoruz. Tabii paralar, bunların geri dönüşü biraz farklı oluyor. İnsanlar yorgun. Bu yılda biraz kurak geçti. Konya Ovası yağmur yağmadı. Dün de sizlerin ayakları uğurlu geldi herhalde. Yağışlarımız da bol oldu. Dün güzel yağdı. İnşallah ki ilerisi güzel olur. Üretici mağdur. Üreticiye şu anda biz 1.30 yani 1.300 lira gibi eski parayla bir para ödesek, üretici yani en azından bir 15 kuruş para kazanır. Hı hı. Sadece devletin bu yılki yapmış olduğu şey tohumlama desteklemelerini kaldırdı. Dana desteği, buzağı desteği diye bir destek veriyor. Artık herkes de bir şunu yapmak zorunda. Fabrikalar süt fiyatlarını yağ ortalamasına göre verecek. Yani Holstein hayvanları biraz kısaltacağız. Mandafon, Red Holstein ve Simmental grubu hayvanlara gireceğiz ki yağ ortalamaları güzel olacak. Fabrikalar da ona göre prim ödeyecek. Peki efendim, ben hemen devam ediyorum ve sizlere sormak istiyorum. Saray Önü Süt Üreticileri Birliği olarak ileriye dönük hedefleriniz ve projeleriniz nelerdir? Evet. Yani kısacası bizler birliğinizi ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz Mustafa Bey? Vallahi şu anda az önce de anlattık ya, biz 6 ton sütle başladık. Şu anda 38,5 ton bir sütümüz var. Tabi biz burada projeleri arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Üreticilere gelin yapalım. Projelerimiz şu olsun. İlçemizde bu birlik İPART'tan yani TKD'den yapıldı. Sizler de bunları yaptırın ki burası hepimizin yeri. Benim ailemin yeri değil. Hepimize bağlı bir yer. Bizim projelerimiz şunlar. Küçük aileler büyümek zorunda. Yani nasıl büyümek zorunda? İşletmeleri böyle 1-2 tane değil de 30-40-50 baş gibi. Bugün ben Burdur'dan hayvan getiriyorum. Görüyorum ki orada 100-150-200 baş. Orada aileler çalışıyor yani. Ailelerdeki bayanlar çalışıyor. Bizim ilçemizde yani genelde söyleyeyim yani. Genelde söyleyeyim, aileler çalışmıyor. Çocuklar köyden kente göç dediğimiz olay var ya. Şu anda askeri ücretli çalışmak bazında 10 tane ben ailesine bir hayvan versem birlik olarak. Çünkü bankayla bir sözleşmemiz var. Aileye 10 tane hayvan verebiliyoruz. Bunun da 3-5 tane kendinde var. Ailenin işletmesini büyütüp yani 1.300 lira gibi, 1.400 lira gibi artık bir rakamlarla Konya'ya gidiyor. Ev kiraları Türkiye genelinde belli. 700-800, 500-600 lira. İnsan 1.300-1.400 lira gibi bir aylık alıyor, parası yetişmiyor. Biz ailelere böyle bir proje hazırladık. 780 tane bu 1.5 yılın içerisinde verdim. Yurt dışı harici hayvanlar. Şu anda yeni projemiz var. Yurt dışından Red Holstein, Simmental hayvanlar getireceğim nasip olursa. Onları ailelerle beraber buluşturacağız ki aile büyüyecek. Başka bizim süt birlikte yapabileceğimiz bu. Tabii kendim dahil merkezimizde 32 tane daha şu anda yeni Avrupa Birliği İPART projeleri var. Ki inşallah çıkar. İlçemize de büyük bir yatırım yani. Konya artık toplulaştırmadan dolayı Konya bölgesi Haran Ovası gibi ovaya dönüştü. Ovalar büyük. Toplulaştırmadan dolayı Konya'mıza yeni bir arayol açılacak. Konya bize 31-37 kilometreye düşecek. İlçemiz Konya'ya yaklaşıyor. İşte belediye başkanı da şu anki yeni çalışmalarında ilçemizde 6. organize sanayi için bir çalışması var. İnşallah o da gelirse memleketimiz daha güzel olacak. İnşallah en kısa zamanda hedeflerinize muvaffak olursunuz diyorum ve hemen sektörel bazda yaşamış olduğunuz sıkıntılarınıza ve zorluklarınıza değinmek istiyorum efendim. Sizler de arz edersiniz ki her sektörde olduğu gibi muhakkak sizin sektörünüzde de yaşamış olduğunuz belli başlı bir takım sıkıntılarınız, zorluklarınız muhakkak oluyordur. Evet. Varsa nelerdir bunlar? Sıkıntılarımız ne? Bizim yem en büyük sıkıntı. Bir de ilçemizde veteriner yetişen, yani ilçemiz içerisinde okuyan insanlar değil, dışarıdan gelip buraya gelip yerleşen veterinerler yok. İlçemizde 2-3 tane veterinerimiz var. Biri şu anki yeni belediye başkanımız. Daha veteriner şu anda belediye başkanı yapıyor. Bizim sıkıntımız tek veteriner. Allah nasip ederse burada hayvan tohumlamalarını, kulak küpelemelerini artık inşallah kendimiz yapmaya uğraşacağız. Peki Mustafa Bey, buradan son olarak bizlere ve bizleri izleyen sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Türkiye genelinde hayvancılık yapan insanlara, bizleri izleyen insanlara buradan, tabii dün ele öykü günde Adana'daki patlamadan dolayı bütün Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Onu da unuttuk. İlk başta dilememiz gerekiyordu.
olmaması için sağlık diliyorum Allah'tan. Devletimiz zor bir dönem geçiriyor. Onlar da biliyoruz. Bütün Türkiye halkı biliyor. Devlet bir kişiyle savaş yapıyor. Şu anda 4 kişiyle savaş yapıyor. Allah'ın merkezi sağlık versin. Teşekkür ediyorum sizlere. Bizler de sizlere vermiş olduğunuz bu güzel bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Daha nice uzun, bol kazançlı, İnşallah. Bol bereketli günler sizlerle olsun diyorum Mustafa Bey. Şimdiden iyi çalışmalar efendim. Teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sizler de sağ olun.